Hocam merhaba. Sesini aç sesini. Evet, merhaba Sayın Hocam. Ne var ne yok? İyidir bak üçümüz devam edeceğiz şimdi şey çalıştı. Açıkçası. Simit var şey göster simiti Yunus simit. Hocam simidimiz çok. Gazete göndereceklerine simit yediriyorlar Ne yapacağız? Sabah kahvaltı yapmamıştık. Gelirken ben aldım. Yunus da almış bir sürü. bana ya. İyi, iyi, güzel. İkimiziz bir de odada da kimse yok. Kardeşimiz geldi. Abdülnaser geldi. Nasır bizim öğrencimiz. Fatih Bey geldi. Şimdi şeyleri bir düzenleyeyim, ayarları da olur mu? Olur. Evet. Erdoğan Selçuk şeyi var. Hocam, duyuyor musun Hı. beni? Yani şimdi ikimizin sesi açık, geriye girenlerin hepsinin sesi kapalı olacak gelecekler. Tam birden mi başlıyoruz? Başlayalım. Sen bir şey yap gel. Namazını kıl da gelsin. Şeye devret bir Yunus'a çok şeyse. Ama seni bekleyelim. Sen git. Gelirim 2 dakika sürmez, tamam mı? Heh, hadi git de gel. Kayıtta şu an. Kaydediliyor diyor. Sol köşeye baksana. Öyle demiyor mu? Şimdi de atıyor hoca. Şu an şu. Şurada soruları da görelim ki.
hoş geliyorlar herhalde. Hocam söz sizde. Değerli katılımcılar, hepinize merhabalar. Bu şu anki oturumumuz bilindiği gibi Profesör Doktor Erdoğan Selçuk oturumu. Erdoğan Selçuk hocamı özgeçmişini okuyacağım. Erdoğan Selçuk hocam 1936 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1962 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gümüşhane Teknik Ziraat Müdürlüğü'nde göreve atandı. 1963 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1964 ile 1967 yılları arasında Fransa'da tez çalışmalarında bulundu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1970 yılında doktorasını tamamladı. 1974 yılında doçent oldu. 1987 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne profesör olarak atandı ve zootekni bölüm başkanı olarak görevlendirildi. 1993 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurucu dekanı Profesör Doktor Fahrettin Tosun hocamızın emekli sonrası dekan olarak atandı. 2003 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli oldu. Hocamı böyle kısaca tanıttıktan sonra hocamla benim aramdaki şeylerden de bahsetmek istiyorum. Sayın Erdoğan Selçuk bizim babamızdı, onu söyleyeyim. Kendisinin bende emeği çok, az önce söyledim. Ben Tarım Bakanlığı'nda Sinop Tavukçuluk Üretme İstasyonu Müdürlüğü'ne atandığımda ziraat mühendisi olarak kendisi Samsun'da bölüm başkanıydı zootekni. Sinop'a geldiğinde benim Sinop'a geldiğimi duymuş bir zooteknist, bir ziraat mühendisi geldi diye atladı, benim çalıştığım iş yerine geldi sayın hocam. Ve beni ziyaret etti sağ olsun ve bana şunu söyledi: Ahmet, yüksek lisansın hazır,
gel yüksek lisansa başla diye beni Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne davet etti. Dolayısıyla benim üzerimde de emeği çok olan bir hocamız kendisi. Şimdi hocamızın oğlu katılacaktı. Katıldı mı bilmiyorum şu an. Bir telefonumu versene. Katıldı mı acaba? Yoksa Hasan Tahsin Bey katıldı mı acaba? Hocam bakıyorum, şu an gözükmüyor. Katılıp kendisi de bir selamlama yapacaktı. Hocamın şu an Bolu'da bulunuyor. Bolu'da bulunduğu için kendi bulunduğu yerde teknik olarak katılamıyor kendisi. Oğlu aracılığıyla selam gönderecekti ama herhalde katılamadı. Kendisini ben sizlere hocamın selamını iletiyorum. Bütün katılımcılara selamını iletiyorum. Bunu söyledikten sonra eğer katılırsa biraz sonra oğlu bir selamlama alabiliriz. Sayın hocam, yoksa oğlunun ismini bir kez daha tekrarlarsanız. Efendim? Oğlunun ismini bir kez Hasan daha. Hasan Tahsin Selçuk. Bir, tamam, o isimde yok. Bir kısa bir isim var da acaba o mu diye baktım diye. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, az önceki bir önceki oturumda tartışmalara devam etmiştik. Gerçekten Fatih Bey ile üreticilerimiz ve akademisyenler arasında güzel bir diyalog ve güzel bir tartışma ortamı oluştu. Beni de gelecek açısından ümitlendirdi. Bu çalıştayların belirli aşamaya geldiğini görmek beni mutlu etti. Bilindiği gibi bu alternatif kanatlar biraz kıyıda köşede kalmıştı. Sağ olsun Akif hocamla birlikte KAS konusu gündeme geldi. Bundan sonraki süreçte de belki şimdiden duyuralım. Alternatif kanatlar çalıştayını da 9 alternatif çalıştay kanatlardan gösteri kuşları, süs ve gösteri kuşları çalıştayını da 9-10 Eylül'de yapacağız. Onu da şimdiden duyurayım bu kanatlar konusunda. Öğleden önceki tartışmalarda genelde kaz tüyü ürünleri üzerinde çalışıldı, tartışıldı. Bundan sonraki süreçte ise bu kaz tüyü tüyünün üreticilerden ham madde olarak temini ve işlenmesine yönelik yol haritalarının ortaya konulmasını tartışacağız. Ve özellikle yine Maya Tekstil'le üreticilerimizi karşı karşıya getirerek birlikte yol haritasını oluşturmaya çalışacağız. Bizim akademik olarak görevimizin bunlar olduğunu düşünüyorum ve bunları belirttikten sonra eğer herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar yine soru sorabilirsiniz ve canlı olarak da alabiliriz. Bunları belirttikten sonra Fatih Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. Bu konuları Fatih Bey buyurun, Türkiye'deki ham maddelerin tedariği konusunda neler yapılabilir? Bir öğleden önce konuşmuştuk ama biraz daha detaylandırarak bunu götürmek istiyoruz. Buyurun Fatih Bey. Herkese yeniden merhaba. Öncelikle ben iletişim bilgilerimi paylaşacağım ama sayının artmasını bekliyorum ki herkes hani gelmiş olsun diye. Yazdım, köşede bekliyor. Üreticilerimizle hani buluşacağız, evet. Ben hani genelde nelere dikkat ettiğimizi söyleyebilirim. Fakat hani çok detaylı olmak biraz zor bu konuda. Çünkü hani elimizde malzeme olmadan, görmeden bununla alakalı yorum yapmak kolay değil. Fakat şimdi biz nelere bakarız? Şimdi ben bir yerden bir satın alma yaptığım zaman öncelikle ürünün bir rengini görürüm. Rengine bakarım. Çünkü çok majör bir ayrımdır bu. Hani beyaz ve gri, yani biz gri tüy diye adlandırırız ama hani o kendi içerisinde kahverengi bir trakol gri olabilir vesaire. Biz gri ya da beyaz diye adlandırırız bunları. Ya da beyazsa da beyazın içerisindeki diğer renkli ürünlere bakarız. Hani tüylere bakarız ki biz onlara
dark spot deriz aslında. Yani hani karanlık diyelim, yani koyu renkli noktalar olarak, spotlar olarak gözükürler. Onların oranına bakarız ki beyaz kumaşın içerisine koyduğunuz zaman dışarıdan, çünkü bunların hepsi gözükecektir büyük ölçüde. Bunlara dikkat ederiz. Onun dışında öncelikle hayvanın kesim yaşı, yani daha doğrusu yaş demeyelim, ayı diyelim, çok önemli. Kaç aylıkken kesiyoruz? Biz tüyünü aldığımızda bu, yani kaç aylık bir hayvanın tüyü? Çünkü bizim için hayvanın gelişkinliği çok önemli. Öncelikle ona bakmamız lazım. Çünkü hayvan ne kadar büyük olursa gıdık tüyleri de doğal olarak bir o kadar büyümüş olacak. Sırt tüyleri de bir o kadar büyümüş olacak aslında. Yani bunun için bir optimum nokta yok aslında. Ama oradan elde ettiğimiz sırt tüylerini kullanmakta zorlanırız. Ama gıdık tüyü kalitesi artar. Belki biraz da miktarı artacaktır. O yüzden yaşına ve kesim dönemine bakarız biz çoğunlukla. Çoğunlukla demeyeyim, her zaman bakarız diyelim. Yetiştirme şekli de aslında önemli. Neden önemli diyeceksiniz? Sebebi şu. Önceki oturumda bir hanımefendi sormuştu. Kokuyla alakalı bir sorusu vardı. Şimdi hayvanın yetiştirilme şekli koku üzerinde çok etken aslında. Mesela çiftliklerde yetiştirip de hayvanları çayırda, çimende otlamaya göndermiyorsanız, tabiri caizse, hani otlamak demeyeyim ama yani işte yemeğe göndermiyorsanız ve rahatça gezmiyorsa, o hayvanın tüyünün kokulu olma olasılığı yüksektir. Örneğin Çin'de besledikleri yem ve hayvanın tamamen içeride kapalı kutularda kalıyor olmasından dolayı çoğunlukla ve tabii türünden ötürü bir koku oluşur. Ama Avrupa'da bu öyle bir durum yok. Avrupa'da hani çiftliklerde içeride hani yemini verirler ve hayvanlar dışarıdadır çoğunlukla. Börtü böcek de artık ne yiyorsa bulunduğu ortamda onunla beraber beslenirler ve nispeten daha düşük koku oluşturan bir yapıya bürünüyorlar. Öyle diyelim. Bundan sonra hayvan tabii mezbahaya gidiyor eti için. Bizim için orada kesim ve yolum şekli de çok önemli. Neden diyeceksiniz? Yani tamam, hayvanın hani tüyünü alıyoruz, okey. Öyle ama değil aslında. Biz tercihen hayvanın boynu kesildikten sonraki tüylerini almayı tercih ederiz. Çünkü yine aynı hanımefendinin sorduğu soruda vardı. Hani tüy çıktığında ne yapıyor? Yani rahatsız oluyoruz demişti. Bir yastık yorgandan genel olarak en çok çıkan ya da monttan en çok çıkan ya da bizim en istemediğimiz tüy boyun tüyüdür. Biz boyun tüylerinden pek hoşlanmayız. Yani en fazla risk ihtiva eden kısım o. Ama bütün boyun tüyleri çıkacak diye bir şey yok tabii ki, ama hani çıkan tüyler arasında genel olarak boyun tüylerinin çıktığını görürüz çoğunlukla. Ki biz hani tüyleri ayırt edebiliyoruz aslında. Ayırt ediyoruz o konuda. O yüzden hani kesim esnasında tüyleri alımını boyun kesildikten sonra yapmayı tercih ederiz. Bununla alakalı bir istekte bulunuyoruz her zaman. Bir de yolum şekli var. İki tür hani tüy yolma şekli var. Islak ve kuru yolum var. Üreticiler çoğunlukla kuru yolumu tercih ederler. Ancak ıslak yolum bu konuda bizim açımızdan biraz daha iyidir tercihen. Çünkü hani ıslak olarak yaparlar, sıcak suyla yaparlar bunu bir de. Özellikle Fransızlar sıcak suyu basarlar, tüy kabarır ve o şekilde alırlar ve tüy çoğunlukla daha az zarar görür, yani daha az kayıp vardır aslında bizim açımızdan ve yani üretici açısından daha az kayıp olur. O yüzden hani ıslak yolumu kısmen de olsa tercih ederiz, fakat hani yoksa da, hani kuru yolum varsa da bizim için o da uygundur. Çünkü kuru yolumdan sonra biz yine de söylediğim gibi hani mezbahada bunu bir sıcak sudan geçirmeyi
tercih ediyoruz. Çünkü hani sıcak sudan geçirilmeli ki işte olan hani kandır, kirdir vesaire gibi şeylerin tüyden uzaklaşmasını tercih ederiz. Tabi ondan sonra da kurutulmalı. Yani ıslak kurutma makinesiyle yapmak yine mümkün. Ha, yapılmazsa ne olur? Yapılmazsa tüyler toplandıktan hemen sonra bir gün içinde, iki gün içerisinde vesaire hemen yıkamaya girmeli. Yani bu konudaki biz akışı hani sekansı tutturabilirsek eğer yani kesildikten sonra hemen tüyleri alıp direkt yıkamaya besleme şansımız evet var. Ama coğrafi özelliklerden dolayı bunu da öyle hemen 24 saat içerisinde yapmak bir hayli zor. O yüzden hani ıslatıp biraz temizleyip o şekilde kurutmayı ve kullanmayı tercih ederiz. Onun dışındaki şeyler tamamen kişinin, alıcı kişinin, ki benim bu en azından, tecrübesini ve o tüyden, yani o parti tüyden ne çıkartacağını öngörmesine bağlı. Çünkü ne kadar yaparsanız yapın, yani elinize aldığınız işte 20-30 gram tüyden büyük bir partiden ne çıkacağını tahmin etmek zor. Deneme yanılmayla ancak bunu buluruz. Çünkü öyle tüyler görüyoruz ki mesela yakın zamanda ben Macaristan'ın Romanya sınırından bir parti tüyü aldım. Çok güzel gözüküyordu. Geldiğinde de çok güzeldi. Fakat işlerken çok zorladık. Çok zorlandık. Bizim için biraz iş kaybı yarattı. Ama hani evet, güzel sonuç aldık. Doğru. Ama bunu öngörebilmek, bununla beraber hani tüyün makinelerde nasıl işlenebildiğini bir yandan görmek de kendi içerisinde ayrı bir zorluk oluşturuyor. Bu tip detaylara dikkat ediyoruz aslında çoğunlukla. Fakat benim için çoğunlukla asıl olan tüy gelir, üretime sokarız, deneriz. Hani gelen tüyü tartarız vesaire. İşte diyelim ki 5 ton tüy aldık, 5 tonu yıkadık. Oradan çıkan sonuca ben bakarım. Tatmin edici mi? İçerisinden ne çıkmış, ne çıkmamış? Reel fiyatlarla ne olmuş, karşılığı ne olmuş onu bilirim. Yani en fazla yapacağınız, yani burada yiyebileceğimiz gol bizim işte 5 ton tüydür. Ona verdiğimiz parayı çöpe atmış oluruz en fazla. İkinci bir hani alım yapmayız ya da fazlaca üzerine gideriz ki hani çoğunlukla bu şekilde oluyor ama yine de dikkat etmekte fayda var. O yüzden yani deneme yanılma tüy alımında aslında en önemli kriterlerden bir tanesi. Benim Macaristan'da çalıştığım bir tedarikçim var. Onlarla ilk 900 kilo olarak deneme siparişi vermiştim. Bu sene, senenin sonuna kadar 96 ton tüy alacağız mesela. Yani ticaret kendi içerisinde başka bir yerden, çok küçük bir yerden bambaşka bir yere gidebiliyor. Çünkü istikrarlı şekilde hani bunu verdiğimiz zaman biz ne alacağımızı, ne çıkaracağımızı bildiğimiz zaman uygun ve doğru fiyatı yakalıyoruz. Piyasada doğru fiyatı veriyoruz. Haliyle ticaret de kendi içerisinde büyüyebiliyor. O yüzden hani deneme yanılmayı çok özellikle tercih ediyoruz biz en azından. Hani bu konuda bu hani şeyi yapabilecek bütçemiz de var. İşin gerçeği. Yani ben en azından hani belki bir zarar ettik diyelim ki bir yıkamadan işte 8-10 bin euroyu tabiri caizse çöpe atabilecek kadar esneme hakkımız var en azından. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da ince elleyip sık dokuyoruz her zaman. Ve süreç böyle kısa zamanda olmuyor. Yani hani siz bir tane tüyü elinize aldınız, tamam bu güzelmiş, ben bunu alayım da olmuyor çoğunlukla. Kendi içinizde de bir karar mekanizmamız var. Oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hani alalım, almayalım. Bazen yeri geliyor hemen alıyoruz ama tartışıyoruz. O şekilde alıyoruz en azından. Dikkat etmekte her zaman için fayda var. Hocam yani genel olarak seçim bu şekilde yapılıyor bizim kendi açımızdan. Ahmet Hocam. Tamamladı herhalde hocam. Teşekkür ediyoruz.
Fatih Bey'e. Sesiniz geliyor hocam. Tamam. Bir de iletişim bilgimi paylaşıyorum. Şimdi yazdım yan tarafa. Herkes görebiliyordur sanıyorum. Evet. Bana hani ne yani mail adresimden ya da telefonumdan istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Özellikle üretici arkadaşlar bana direkt olarak hani mail atarlarsa ya da telefonla ararlarsa ben hemen hani kendileriyle tanışmak ya da işte belki Ramazan sonrasında bilmiyorum kendilerini ziyaret etmek isterim. Yani pandemiden ötürü hani bir takım kararlar alınacağı söyleniyor ama illaki hani çalışırız bir hani başlangıç yaparız en azından bakarız ederiz durum nedir sizin planlamanız ne durumda vesaire onların hepsine bakarız üstüne konuşabiliriz sonrasında. Fatih Bey bu güzel bilgilerinizden dolayı bize. Üreticilerimizden soruları varsa özellikle sektörü bir araya getirmeyi istiyoruz. Üreticilerimizden sorusu olan varsa arkadaşlarımız buyurun sorun. Ona göre yol haritamızı çizmeye başlayalım. Olur. Arzu Hanım sormuş sanıyorum önce. Buyurun hocam. Şu kadar alım yapıyor. Evet. Sınırınız var mı demiş. Arzu Hanım bir sınırımız yok ama hani günlük bir ton civarında yıkadığımız için en azından bir günlük üretimimizi dolduracak kadar bir miktar almayı yeğleriz. Ancak rengi önemli. Bakın yine söylüyorum onu aslında. Çünkü çoğunlukla biz beyaz ham maddeler yıkadığımız için araya gri renkli bir ham madde soktuğumuzda makinaları önce beyazdan çıkarken bir temizlememiz lazım. Sonra griden çıktığımızda yine temizlememiz lazım ve temizlemek dediğiniz şeyde ortalama bir gün sürüyor. Hani bir güne yakın sürüyor diyelim. İkisinin toplamı belki 1,5 gün diyebilirsiniz. 1,5 günlük bir iş kaybı demek hani aynı zamanda bizim için. O yüzden iyi planladığımız durumlarda hani bir ton civarındaki bir alımla en azından deneme yapma şansımız oluyor bizim. Fatih Bey yan tarafta sorular var. Oradan cevaplamaya evet. Devam edelim. Sırayla okuyorum o zaman. Evet okuyalım. Bir de Fatih Bey bir dakika. Eğer söz alıp konuşmak isteyen olursa arkadaşlar söz alsınlar. Söz verelim. Katkıda da bulunabilirler. Daha sonraki süreçte zaten söz vereceğim. Devam tamam. Edelim Fatih Bey. Ölk tercihiniz var mı tüy için demiş. İsmi gözükmüyor fakat bir tercihimiz tabii ki yok ama hani ben Polonya ve Macaristan menşeli tüyleri alıyorum çoğunlukla. Hani rengi beyaz böyle kar beyaz olsun tercihen isteriz. Bunun için hani ırk söylemek çok zor benim açımdan. Ben bir akademisyen değilim. Ben direkt olarak mala bakarım hani tabiri caizse. Malı gördükten sonra ancak alım yapabiliriz. Hani özel olarak bir ırk tercih etmiyoruz ama hani bununla alakalı evet bir araştırma yaparım. Size ırk da belirtebilirim. Yani Ahmet Hocam bana yardımcı olabilir. Yani hani kas türleri bunlardır. Evet ben bu türü alıyorum gibi bir şey belki o zaman söyleyebilirim ancak. Arzu Hanım söylemiş. Küçük esnaf olarak gıdık tüylerini biriktirip size getirsem 5 kilo 10 kilo alabilir misiniz? Tüyü görmem lazım. Yani çok küçük bir miktar hani rengi beyazsa gerçekten bizim yıkadığımız tüylerin içerisine karıştırmak için de olsa alabiliriz evet. Hani neredesiniz bilmiyorum ama bizim yıkama tesisimiz hani İstanbul'da. Adapazarı'nda da zaten ana fabrikamız var. Ancak öyle olabilir. Fakat görmem lazım. İnanın hani buradan bir şey söylemem çok zor. Ezgi Hanım sormuş ticari yetiştiricilikle alakalı bir soru. Orası hani beni aşıyor çünkü kaz yetiştiriciliği temelde bir yani temelde et elde etmek için bir hani iş fonksiyonu diyelim en azından. Biz sadece tüyüyle ilgileniyoruz. O yüzden hani bunun fizibilitesini ben yapmadım. Onu ancak siz yapmak istediğinizde ona siz karar verebilirsiniz. Orası beni aşar.
Arzu Hanım Adapazarı'ndaymışsınız. Özelden yazayım ben size. Çünkü fabrikaya gideceğim muhtemelen çarşamba ya perşembe günü, bilmiyorum. Belki yanınıza uğrarım. Direkt de tanışabiliriz. Bana hani özel olarak ya da bilginizi yazarsanız ben oradan doğrudan hani sizinle iletişim kurayım. Belki de ziyaret de edebilirim. Günlük programıma göre. Çok da sevinirim. Hasan Bey'dir sanıyorum. Hasacar yazmış. Fatih Bey en az bir kere de kaç kesimli ki sizin işinizi görüyor. Hesaplayayım aslında. Hani biz bir tonu yıkarız normal şartlarda. Bir tonda çok yuvarlak hesap yaklaşık 3500 tane kaz demek gibi gözüküyor hemen hemen. 3500-4000 civarı kaz hani bizim için yeterli oluyor aslında. Tek seferlik günlük yıkama için, ama normal şartlarda bizim hani söylüyorum mesela Macaristan'dan alıyorum diye. Macaristan'dan aldığım zaman her seferinde 18 ton mal geliyor bir tırda. Ben en efektif yıkamayı öyle sağlıyorum. Çünkü hani başlıyorum makinede tek bir ayarda dümdüz devam ediyorum. Yaklaşık 15 iş günü boyunca bunu yıkıyoruz doğrudan. Hani temizliği vesaire, durması, kalkması deyince çok miktarda olunca öyle devam ediyoruz. Başka soru var mı? Onu göremedim. İşte sorusu olan veya söz almak isteyenler varsa söz verelim. Sayın hocam, söz almak isteyenler mikrofonları kapalı olduğu için direkt sesli mesaj. O zaman isterseniz reaksiyon kısmında kısmı var. Oradan el işaretini koyabilirler. Kameraların tamamını takip edemediğim için ancak Hasan hocama bir Hasan Rüştü hocama bir söz verelim. Bir saniye. Geldi galiba sesim. Evet, geliyor sayın hocam. Fatih Bey, sizlere bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ama hemen bir şey ekleyeceğim. Ben burada çok kıymetli bir bilgi öğrendim Fatih Bey'den. Pardon. Beslemenin sadece ve sadece biz edible, yani tüketilebilir gıdalar üzerine etkisi olduğunu genelde kabul ediyoruz ama burada tüyün kokusu üzerine de beslemenin büyük etkisi olduğunu öğrendim. Ki bu noktada hemen ben Türkiye'de hiçbir araştırma okumadım. Ama Fatih Bey pratik bilgisini söyledi. Eğer meralanmaya giderse, o tüketimi yüksek olursa işleme kalitesi aslında veya tüketici memnuniyeti aslında tüy kalitesinin daha iyi olduğunu söyledi. Bununla ilgili mutlaka, yani ben bir araştırma okumadım beslemeci olarak, ama Türkiye'de bu yönde yapılacak çalışmalara da belki tüy kalitesini yükseltmek üzere, yani bir konsept olarak beslemedeki çalışmalara sadece yani tüketim olarak, gıda olarak değil, aynı zamanda konfeksiyon sanayine ihtiyacı olan kas suyunun el besinde uygun kalitede beslemenin önemini vurgulayacak araştırmalar yapmak da gerekiyor. Ama bu konuyla ilgili ben bir öğrencimi yakın zamanda yönlendireceğim. Bakalım. Kaz yetiştiricilerinde bu konuda destek bekliyorum. Yani bize kazı temin edecek veya uygun sayıda meralanma veya meranın kalitesiyle bağlantılı olarak kaz suyuna nasıl biz yön verebiliriz besleme aracıyla, o konuda bize katkı sağlayacak üreticiler de bizim için son derece önemli. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ediyoruz hocam. Gayet güzel bir öneri. Çünkü biz aynı zamanda sektöre araştırmayla da destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Az önce Fatih Bey de söyledi. Tüy üretimiyle ilgili ekonomik bir analizin olmadığını söyledi. Büyük bir ihtimalle biz de bir öğrencimizi ekonomi konusuna yönlendirerek bu konuyu çalıştırabiliriz. Şimdi aklıma geldi. O da önemli bir konu. Arkadaşlar, Mehmet Akif hocamın bir söz istiyor. Mehmet Akif hocama bir söz verelim. Buyurun Akif hocam.
Teşekkür ediyorum hocam. Tekrar Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Şimdi tabii sadece bilimsel açıdan değil, bir de sektör açısından da çok önemli konular geliyor. Bunların ilk başında tabii şimdi Hasan hocamın da üzerinde durduğu tüydeki kokuyla ilgili konu. Takdir edersiniz ki Türkiye'de kaz tüyü miktarı ile ilgili evet çalışmalarımız var. Kaz tüyünün kalitesiyle ilgili, özellikle Türkiye'de yetiştirilen kazlarla ilgili bir çalışma yok kaliteyle ilgili. Çünkü biraz daha endüstri mühendisliği, tekstil mühendisliği gerektiriyor. Sadece derleme tarzında çalışmalarımız var. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Biz Türkiye'de sektör haline gelebilmek için kaz yetiştiriciliğinde mecburen değil ama yani pazarda daha rahat sektör olabilmek için, sağlıklı hijyenik gıda sunabilmek için free range veya intensif sistemleri uyguluyoruz. Buna bağlı bir besleme periyodu uyguluyoruz. Yine bu hocamın dediği gibi besleme rasyonda farklılıklar yapılarak bunu sağlayabiliriz. Ama biz bu sektörün gelişmesini isterken, yani hem bir akademisyen olarak hem de kaz yetiştiricileri dernek başkanlığı da yürütmüştüm. Bu aşamada üreticilerimiz de bir sektör haline gelmek istiyor. Kırsalda da üretim yapan insanlarımız var. Evet, ticari bir kol haline gelip bu üretimden faydalanabilir. Etinden, yine tüyünden de faydalanabiliriz. Ama Fatih Bey'in dediği daha kaliteli, daha kokusuz olduğu için mereye çıkan hayvanlar, kırsalda zaten üretimimiz devam ediyor. İşte bizim tam da istediğimiz sosyal bir proje olarak bu aşamada da bu üreticilerimizden ürünün alınması, onlara katkı sağlanması hem ekonomik olarak hem de sosyal bir sorumluluk açısından çok faydalı olacaktır. Bunu tekrar belirtmek istedim hocam. Çünkü bundan sonra yapılacak projelerde kırsaldaki üretimin de dikkate alınabilir olması, ellerindeki ürünlerini daha katma değerli satmış olmaları çok daha faydalı olacaktır. Yani kırsalda çalışırken ekonomik olarak da bu sağlanabilecektir. Değerli Hasan hocama ithafen de, değerli hocam sizler böyle bir çalışma yapma isteğinde bulunursanız size en yakın yer olan Adana veya Mersin'de sizin istediğiniz çalışma alanınızı, çalışma hayvanlarını sizlere hazır hale getirmeye hazırım. Bunu size sağlayabilirim. Aynı şekilde Fatih Bey de bizlerle birlikte olur. Tüy kalitesi yönünde çalışmamızın içerisinde olursa buna da çok seviniriz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Fatih hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bir eklemede bulunayım. Buyur Fatih Bey. Hasan hocam 2019'da galiba Dünya Tüy Birliği'nin Çin'de bir toplantısı vardı. Çin'in Luan şehrinde. Hatta bu malum Wuhan'a çok yakın bir yerde, yani oradaydım. Orada Çinli bir dostumuzun sunumunu ben hani çevirisiyle dinledim. Onun bahsettiği bir şey. Hani bulsam size belki Çincesini bulabilirim. Ancak diyorlar ki çiftlikte yetişen hayvanların yağ oranı daha fazla oluyor. Daha yapışkan bir yağ ulaşıyorlarmış. Yani kafesin içerisinde yetişen ya da işte çok fazla hareket imkanı olmayan daha zorlayıcı metotlarla hani yetişen hayvanların nispeten daha yapışkan, daha çözülmeyen bir yağı oluyor ve bundan dolayı da kokuya sebep oluyor demişlerdi. Yani ne kadar doğrudur, yani bu ne kadar değerlendirilir bilmiyorum. Doğrudur hocam. Doğru olduğunu şöyle söyleyeyim. Tavukçu çiftlikte, pardon, besleme durumumuzda eti, yağı daha yumuşak oluyor. Çünkü hazır yemlerde biz daha çok bitkisel yağ kullanıyoruz. Doymuş, doymamış yağ profili bakımından doymamışlık özelliği daha yüksek olan bu yağlar etin ve yağın kalitesini de bozuyor. Aynı zamanda tüyler yağlı olduğu için hayvanın tükettiği yemdeki yağın profiline bağlı olarak yağ profilinde tüyde değişiyor. Tüy bayağı yağlı bir yani hayvan ürünü. Onu hemen öyle söyleyelim. Burada sadece fabrika yemi veya karma yem dediğimiz hazır yem değil. Aynı zamanda meranın bitkisel ot profil de son derece önemli.
mesela arpada, mesela buğdayda, baklagillerde diğer tohum yağlarına göre daha doymuş yağ asitleri daha yüksek yeşil yemlerde. O nedenle merak bizim açımızdan et kalitesi ve ürün kalitesi edible dediğimiz tüketilebilir gıdalar arasında son derece önemli. Ama ben ilk defa yani biz tabii ki şeyi kıl, tiftik veya yapağı kullanıyoruz ama kas suyuyla ilgili daha önce böyle bir konu gündeme gelmediği için ben daha önce bir bu konuda bir yayın okumadım belirtmiştim. Ama okumamak demek bu konuda bir yayın yapmamak anlamı taşımıyor. En azından biz başlatabiliriz böyle. Meranın özelliklerini, hayvanın özelliklerini yağ oranına veya değişik besleme gruplarında mereye veya kabadayıma dayalı gruplar yaparak besleme grupları sizin de desteğinizde tüy kalitesi üzerinden devam eder gidebiliriz. Yani hem işleme teknolojisi hem de kokusu üzerinden. Şunu da biliyoruz ki yem içinde değişik besleme ile ilgili etkici maddeler hayvanlarda, kıl veya koyunlarda, keçilerde yapağı tiftiği çok önemli oranda etkiliyor onların kalitesini. Mutlaka kazarda mutlaka bu etkici maddeler yani niz elementler, vitaminler kazlarda tüy kalitesini etkileyecek unsurlardır ama herhangi bir şekilde bu konuda yayın yok. Şu ana kadar ben okumadım. Bundan sonra biz yapabiliriz, araştırma sağlayabiliriz. Mehmet Akif Hocam'a da teşekkür ediyorum. Fatih Hocam, yani ileride biz bir şekilde araştırma yaparsak mutlaka yapabilirsek inşallah siz de bilgilendirip bu işleme teknolojisi aslında yardımınızı talep ederim. Sağ olun. Çok sevindim hocam. Teşekkür ediyoruz. Gayet tartışmaya bir açılım getirdiğiniz için gerçekten önemli. Bundan sonraki süreçte bu sektörün daha fazla araştırılması gerektiğini ve araştırma konularını birlikte tartışarak götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi üreticilerden görüş aldık, akademisyen hocalarımızdan aldık. Bir de bakanlığımızın görüşünü almamız gerekiyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı'ndan, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden Kanatlı Hayvanlar Daire Başkanı Sayın Cengiz Ceylan Bey'den bir görüş alalım. Sağ olsun çalıştayımızın başından bu yana kadar devam ediyor, dinliyor, katkıda bulunmaya çalışıyor. Kendisinin de görüşlerini alalım. Buyurun Cengiz Bey. Hocam öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu ikincisini gerçekleştirdiğimiz öncelikle kaz yetiştiriciliğini, bu da kaz tüyüyle kaz tüyü işleyen sanayicilerin buluşturması çalıştayı gibi bir şey oldu. Gerçekten sabah başladık. Şimdiye kadar süren süreçte çok güzel şeyler oldu. İşte sanayicinin anlattıkları ve yeni yeni öğrendiğimiz şeyler oldu. Kaz tüyünün ne kadar önemli olduğunu ve kaz tüyünün değerlendirmesinde kaz yetiştiricilerine sağlayacağı ekonomik kazancın ne olduğunu gördük. Bu manada biz bakanlık olarak gerçekten işte işletmelere vesairelere destekten çekinmiyoruz, destek veriyoruz. Geliştirilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar yapılmış bu işletmeler. Yine sanayiciler için de teşviklerimiz var. Bu manada yapılması gereken konularda bakanlığımız her zaman destek vermeye hazırdır. Ben bu manada sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle önemli konuları dile getirmiş oldunuz ve bir kere daha hatırlamamızı sağladınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizim her şeye hazır olduğumuzu belirterek sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun başkanım. Gerçekten sizin desteğiniz bizi cesaretlendiriyor bu konularda ve bundan sonraki çalışmalarda da cesaretlenecek, bizim yolumuzu aydınlatacak. Bu arada Sayın Hocam, Kudret Saylam Hocam da sistemde herhalde. Eğer şeydeyse hocamdan da birkaç şey alalım, Çalıştay'la ilgili görüş ve öneriler. Hasan Hocam. İstek gönderdim, mikrofonunu açma isteği. Evet, şu anda müsait. Tamam.
Şimdi ben böyle de duyabiliyorum ama siz duyabiliyor musunuz benim sesimi? Duyuyoruz hocam, biz duyuyoruz sizi. Kulaklığı takmayın diye zannediyorum. Gerek. Böyle duyabiliyorum. Şimdi herkese selamlıyorum. Gerçekten baştan beri izliyorum. Güzel gidiyor Çalıştay. Yani inşallah hayırlı neticeler elde edilecek. Öyle gözüküyor. Şimdi tabii sektör temsilcisi arkadaşımız önemli bilgiler verdi. Esas işin içerisinde olan, uygulayıcı olan kişi olması hasabıyla. Öyle anlaşılıyor ki çok yeni bir konu olması nedeniyle kas tüyü konusu. Yapılacak çok iş var. Onu öncelikle tespit etmek gerekiyor. Tabii burada kas tüyünün kalitesi üzerinde durulması gerekiyor. Önemli bir konu. İşte koku olayının yok edilmesi vesaire. Bununla ilgili çalışmalar özellikle hayvan besleme alanındaki çalışmalar önem arz ediyor. Hasan Rüştü hocamız bu konuda çok güzel yerde en azından yapılabilecek konuların ne olacağını tespit etmek adına bunlar önemli. Bir o, bir de tabii her yönüyle ele alınması gerekiyor benim gördüğüm, benim anladığım. İşte kalitesini dediğimiz zaman çok faktörleri, bunu etkileyen faktörler söz konusu. İşte parlaklığından tutun, diğer bütün konuları içeriyor. Yani akademisyenlerin, hocalarımızın, özellikle sizlerin, bu işlerde öncülük eden kişiler olarak bundan sonraki çalışmaları özellikle yüksek lisans öğrencilerini, doktora öğrencilerini yönlendirirken bu konuları ele almak gerekiyor. Yani Çalıştay'dan elde edilen önemli bir sonuç olarak bunu söylemek mümkün. Bunu hem yetiştirici arkadaşlarımızın hem besleme alanında çalışan arkadaşlarımızı kendilerinin nezaretinde yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte bunu yetiştiricilerle işbirliği halinde. Tabii yetiştiricilerle işbirliği olmazsa bunu yapmak mümkün olmayabilir. Çünkü işte kaz sürüsü veya kaz popülasyonunu bulmakta belki biraz zorlanılabilir, toplu olarak bir arada bulmakta zorlanılabilir. Bu nedenle ben en azından hangi alanlara yönelilmesi gerektiği, hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiği noktasında burada bir takım çıkarımlar elde edilmiştir. Bundan sonra da bunun üzerinde çalışılması, bu konulara ağırlık verilmesi, işte besleme alanında Hasan Rüştü hocamın, yetiştirme alanında senin söylediklerin, Mehmet Akif'in özellikle hocamızın bu konuda hem akademisyen hem de anladığım kadarıyla yetiştiricilik anlamında da dernek başkanlığı yaptığına göre bir deneyimi, bir tecrübesi söz konusu. Yani bunları bir araya getirip daha güzel şeyler ortaya çıkartmak mümkün. Belki de Allah izin verirse bundan birkaç sene sonra yapılacak olan böyle bir çalıştayda artık bu sorunlardan bir takım çözümler üretilmiş olarak belki göreceğiz. Yani şu anda eksik görülen noktalarını en azından halledilmiş olduğunu görme imkanımız olacak. Yani Tarım Bakanlığı'na da tabii daire başkanı arkadaşımız da belirtti. Önemli görevler de düşüyor. Üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Araştırma enstitülerimize, araştırma kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Serdar Bey orada, onu da görüyorum. Yani bu noktada herkesin üzerine düşen görevleri yapması neticesinde bu sektörün iyi bir noktaya geleceğini ben düşünüyorum. Ve fikir üreten, görüş söyleyen, katkı veren tüm arkadaşlara ben
Tekraren teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sırayla geliyordum. Profesör Doktor Bünyami Söğüt Hocama bir söz verelim. Ondan sonra da Profesör Doktor İskender Yıldırım Hocama da bir söz verelim. Herhalde İskender Hocam da toplantımızda. Değerli hocalarım sesim geliyor mu acaba? Geliyor Sayın Hocam. Tamam. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün ben bayağı bir heyecanlandım. Geçenki toplantıya bu idari görevimden dolayı katılamamıştım. Ancak bugün böyle bir fırsatım oldu, katıldım. Çok çok mutlu oldum. Çok da heyecanlandım doğrusu. Alternatif özellikle su kanatları benim hep dikkatimi çekmiştir. Daha öncelerde çalışmalarımız da olmuştur. Özellikle Pekin Ördeği ve 2003 yılında da Kars ve civarındaki kazlarla ilgili bir ıslah ve besle yetiştirme alanında bir projemiz vardı. Onları gerçekleştirdik ama ne yazık ki gerçekleştiremedik bazı hususları. Nahoş bir kısım işlerden dolayı, idarenin bir kısım tavır ve davranışlarından dolayı maalesef inkıtaya uğradı. Ve biz bunu tam gerçekleştiremedik. Halen daha içimde bir ukde olarak kalmıştır. Tabii şu anda bir kısım şeyleri görüyoruz. Mevcut halimde de Bandırma'da ikamet ediyorum. Aynı anda Bandırma Meslek Okulu'na geldim 2 yıldır bu tarafa. Daha önceleri Van'daydım malumunuz. Bir kısım arkadaşlarımız zaten bilirler. Dolayısıyla Susurluk'tayım. Şu anda Susurluk Meslek Okulu Müdürlüğü'ne bakıyorum. Ve Susurluk'ta da sivil toplum örgütleriyle doğrusu bu konuyu konuşmuştum. Geçen hafta bu konuyu konuşmuştum. Acaba ne yapabiliriz diye. Sağ olsunlar onlar da biz her şeye hazırız demişlerdi. Gerçekten bugün beni bayağı bir heyecanlandırdı. Bu iş birbiri üzerine çakıştı. Çok istifade ettim. Gerçekten yeni yapılacak çalışmalara da böyle bir güzel bir yol açıldı sanki. İnsanların tekrar dikkatini çekmek, tekrar bu alanlarda yoğunlaşmak, özellikle sizlerin bu yapmış olduğunuz çalıştayla güzel bir noktaya geldiğini, iyi bir ivme kazanıldığını düşünüyorum. Emeğinizden dolayı burada emeğe geçen tüm hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediklerim doğrusu daha çok vardı ama bu kadarla yetinelim şimdilik. Yine inşallah gelecek seferki toplantılarda buluşmak üzere diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. İskender Hocam'a bir söz verelim Hasan Bey. Herhalde sistemde. Hocam sistemde misiniz İskender Hocam? Bakıyorum. Yoksa Serdar Hocam'a bir verelim. Serdar Kamanlı Hocam'ın da görüşünü, önerilerini alalım. Sonuna doğru geliyoruz. Evet, sesim geliyor mu hocam? Geliyor Sayın Hocam. Öncelikle bu çalıştayı düzenleyen tüm organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok akıllıca planlanmış. Hem üretim ayağı hem özel sektör ayağı. Çünkü bir sektörü geliştireceksiniz. Mutlaka bunun pazarlama ile ilgili kısmının da dikkate alınması gerekir. Özellikle tüyle ilgili kısmı ele alındı ama tabii bunun etle ilgili de tüketim nasıl artırılabilir? Bunların da mutlaka araştırılması lazım. Gerçekten önemli bir konu ama tabii üreticiler bunu pazarlayamazsa geliştirme imkanları biraz kısıtlı kalmış oluyor. Ama bu yolda çok güzel atılmış bir adım olarak görüyorum ben bu çalıştayı. İnşallah diğer kısımları da, yani pazarlanabilecek diğer kısımları da ele alınarak emin adımlarla daha da ileriye doğru gider diye düşünüyorum. Kudret Hocam enstitülerin de bu konuya el atması gerektiğini söyledi. Biz gerçekten bunu destekliyoruz ama tabii yani hak verirsiniz ki hem tavuk hem kaz aynı yerde olması pek mümkün değil. Ama işte Kars gibi bu kaz üretiminin yoğun olduğu yerlerde ki enstitülere bir bölüm açılabilir veya gene enstitülerle bunlar desteklenebilir. Olması da gerekiyor zaten. Tekrar emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bir iki soru daha alalım. Herhalde Recep Hocam da var. Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor. Recep Hocam bir söz verelim. Eğer sistemdeyse.
Recep Hocam buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Tebrik ediyorum herkese. Çok güzel seminer sunuyorsunuz. Merhaba Sayın Hocam. Benim biliyorsunuz yetiştirme alanım büyük baş hayvan yetiştirme. Biliyorum hocam. İlgi duyduğum için açtım, seyrediyorum. Herhangi bir sorum yok, sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. O zaman Atilla Taşkın Hocam da var. Evet. Yani, normalde göremediğimiz hocalarımızı böyle bu şekilde ziraat mühendisi WhatsApp grubundan görmek bizi çok mutlu ediyor. Allah razı olsun sizlerden. Sunuculara da gerçekten güzel sunumlar oldu. Benim biraz işlerim vardı. Tam takip edemedim. Ama ilgili izliyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Fırsat verdiğiniz için. Atilla Hocam, Kırşehir Üniversitesi'nden doçent doktor Atilla Taşkın. İstersen bir söz verelim hocam. İstek gönderdim. Evet, buyurun hocam. Sayın hocam, herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben de böyle güzel bir toplantıya geç de olsa iştirak edebilmiş olmaktan memnuniyet duydum. Kazlar konusunda Yozgat'ta, yakın çevremizde Akif Hocam'ın çalışmalarını biz de yakından takip ediyoruz. Kendi alanımızla ilgili Kırşehir'de kazla ilgili çalışmaların yapıldığı yerler. Bizler de hem bölgedeki çiftçilerimizle istişare içerisindeyiz hem de kazlarda çevresel zenginleştirme ile ilgili bir projemiz vardı. Onları tamamladık. Belki besleme kadar etkisi olup olmayacağı konusunda henüz bir çalışma olmadığı için Hasan Hocam'ın da belirttiği ama çalışılması gerektiğini ifade ettiği gibi hem etine hem de tüy özelliklerini araştırdığımız bir çalışma var. Oradan sonuç aldığımızda belki zenginleştirmenin etkisiyle neler değişebilir, neler gelişebilir diye bakacağız. Takip ediyoruz yakından, ilgiyle izliyoruz. Hem yüksek lisans düzeyinde hem doktora düzeyinde kas konusunu çalıştırdığımız öğrencilerimiz var. Çiçek Dağı'nda bir doktora öğrencimiz kazlarla ilgili çalışıyor. Yakında Akif hocamızla da irtibata geçeceğiz inşallah. Şimdilik gözlemlerimizi yapıyoruz. Umarım yakında böyle ortamlarda sizlere arz etme imkanı da buluruz. Teşekkür ederim Sayın Hocam, söz verdiğiniz için de. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bakanlığımızdan veya diğer katılımcılardan katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa buyursunlar. Yoksa Numan Karaçay Hocam'a da bir söz hakkı verelim. Numan Hoca bizden uzaktaydı, uzun süreden beri Almanya'daydı, geri döndü. Numan Hocam'a da bir söz verelim isterseniz. İstek gönderdim hocam. Numan Hoca'ya istek gönderdim ama mikrofonu açtı herhalde. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor Numan Hocam. Görüntün yok ama sesin geliyor. Biz görüntünü de bekliyorduk. Yani, güvenlik sisteminden dolayı olmuyor hocam şu anda. Herkese öncelikle saygıyla selamlıyorum. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkürlerimi bildiriyorum. Genelde pardon, benim gözlemlediğim kadarıyla ülkemizde eksiklerimizden biri şu: akademik ortamda üretilen bilgilerle üretimde bulunan sektör bileşenleri arasındaki bağlantısızlık. Bu yüzden çalıştığımızda özellikle Maya Tekstil'den Fatih Bey'in katkılarını ve akademik ortamla üretim ortamının bir araya getirmesini ayrıca önemsiyorum. Güzel bir çalıştay oldu, güzel sunumlar oldu, pratik bilgiler edindik. Birbirimize akademik ortam ve üretim ortamı olarak önemli katkılar sunduk diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Geliyoruz Sayın Hocam. Mehmet Akif Hocam'a bir söz hakkı verelim. Sona doğru geliyoruz herhalde. Bir Fatih Bey'e de söz hakkı verip en son olarak bağlayalım istiyorum isterseniz. İskender Hocam burada. Mehmet Akif Hocam'a söz hakkı verelim. Ondan sonra evet, da İskender Hocam'a bir söz hakkı verelim. Buyurun Akif Hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan
Birçok hocamız bu konuda çok çok çaba gösterdiler. Ahmet Hocam beraber proje yapıyoruz, projeler yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bu konuyla ilgili yüksek lisans doktora düzeyinde çalışmalar yapıyor. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var, takdir edersiniz ki bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kaz yetiştiriciliğinde bir deneme yapabilmek için belirli bir hayvan sayımız olması lazım. Bu hayvan sayılarıyla projeleri gerçekleştirirken bizim üniversitelerimizin bütçeleri maalesef bu projeleri tam anlamıyla gerçekleştirmeye yetmiyor. Bu sefer proje miktarının 2 katı, 3 katı oranında hocalarımız kendi cebinden para harcamak zorunda kalabiliyor. Bunun dışında büyük çaplı projeler yapmak için bizim TÜBİTAK gibi kurumlarımızın bu desteğe açık olması lazım. Ama takdir ederseniz ki biliyorsunuz biz ıslah projesini 7. sefer sisteme yükledik. Çok değişik nedenlerle red veya iade edildi. Bu konuda da çok sıkıntılar yaşadık. Şu anda tam buradayken özellikle Tarım Bakanlığımızdan isteğimiz şu. Evet, bakanlığımız bizleri hiçbir zaman kırmadı. Birçok konuda bizlere destek oldu. Hala daha oluyorlar. Ama bu konularda özellikle üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiyi daha çok sağlayabilmek için, sektör haline gelebilmemiz için daha önceki çalıştayda konuştuğumuz birçok konuyu halledebilmemiz için bir proje başlığına ihtiyacımız var. Yani bu sadece kazı özel değil, alternatif kanatlara özel bir başlığa ihtiyacımız var. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Burada bulunan bütün hocalarımız bunu çok rahat bir şekilde çalışabilir. İşte gördüğünüz gibi burada Ahmet Hocam'ın öncülüğünde çok güzel bir şekilde Fatih Bey, gerçekten kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir şekilde oturuyor, bizi dinliyor, bizi aydınlatıyor ve bizimle beraber olmak istiyor. İşte biz bunu da sağladık. Yani artık sanayicimiz de burada. Nihai tüketicilerimiz de bu işe zaten istiyorlar. Türkiye'de tüketiliyor bu ürün. O yüzden bir platform oluşturup bizim desteklenmemiz gerekiyor. Özel sektör desteğini bulamıyorduk. İşte bunu da bulmuş olduk. Bizim bakanlığımızdan ve TÜBİTAK'tan isteğimiz artık bu konuların pozitif ayrımcılık değil. Sadece normal değerlendirilmesini talep ediyoruz hocam. Buradan talebimizin de kayıtlara geçmesini istedim. Hepinize teşekkür ederim ama bir çalışma ortamı desteğine kesinlikle ihtiyacımız var. Bunu bakanlığımıza da bildirmek isterim. Teşekkür ediyorum hocam. Herkesin emeğine sağlık. Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konu. Çünkü gayret gösteriyor. Bir sürü birçok proje hazırlanıyor. TÜBİTAK'tan değişik gerekçelerle reddediliyor. Reddetme gerekçesi bir sonrasında tekrar değişiyor. Onlar düzeltildiğinde dolayısıyla bu sıkıntılar devam ediyor. Tarım Bakanlığımızın da yine bu konuda gerçekten destek veriyor ama ayrı bir proje başlığı olarak bizlere destek olması gerekiyor. Sonuç bildirgesinde de söyleyeceğim gibi burada yetiştiricilerin, sektör temsilcilerinin, üniversitelerin bir araya gelerek, bakanlığın bir araya gelerek bir bu kazla ilgili veya alternatif kanatlar konusunda bir koordinasyon biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o aşamaya geldik. Bundan sonra bu işi takip edecek bir birimin olması gerekiyor. Bunları söyledikten sonra İskender Hocam hazır herhalde. İskender Hocam'ın da bir görüşünü alalım. Bir de bir merhaba diyelim Sayın Hocam. İskender Hocam'a... Ahmet Hocam merhabalar. Nezdinizde tüm arkadaşlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Bu arada sizleri izlerken Ahmet Testik Hoca'nın da katıldığını gördüm şimdi. Evet, şimdi söz vereceğim hocama. Şimdi yeni katıldı hocam. Hocamı saygıyla selamlıyorum. Ellerinden öpüyorum. Emeği kendisini bize çok fazla. Kendilerinin buradaki bizden daha tecrübeli hocalarımızın affına sığınarak ben de ufak da olsa birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir organizasyon. Geçen sefer maalesef iş yoğunluğu nedeniyle katılamamıştım. Şimdi bugün de bir saha ziyaretindeydim. Ancak sizi her zaman iki göze izlettim. Bir tane yüksek lisans öğrendim. Sürekli olarak bilgiyi bana aktarıyor. Onu bilgilendireyim sizi. Şimdi konuyla ilgili değerli hocam, konuşmacı Fatih Bey'di yanılmıyorsam arkadaşın. Çok güzel. Böyle bir sektörün olmasından da gurur duyduk. İnanın sizler bu konuyu gündeme getirinceye kadar biz de böyle bir sektörün varlığından da çok fazla haberdar değildik.
bilmeden bir öğrencimi, yüksek lisans öğrencimi, Kırşehir'deki bir öğrencimi bu konuyu bilmeden bir yüksek lisans tezi vermek, altını çiziyorum, zorunda kaldım. Çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yoktu ama bilmeden güzel bir şey yapmışız. Şimdi tabii bu sektör gelişmekte olan bir sektör. Bizim burada diğer sektörlerdeki gibi, diğer kanatlı türlerindeki gibi, tabii burada kastettiğim başta broiler ve yumurtacı sektörü ve hindi. Maalesef yani önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ben, hepimiz şunda herhalde hemfikiriz ki olaylara, bu tür olaylara iki tane bakış açısı var. Birincisi bilimsel, ikincisi de sektörel bakış açısı. Birinci, yani broiler ve yumurtacılarda ve hatta hindide maalesef bilimsel anlamda biz hiç yokuz. Hani ülkenin, bir düşünün, bir gücü var. Bakın, bir sektörel güç var, bir de bilimsel gücü var. Bir sürü insan ömrünü bu işe harcıyor. Hepimiz işte emekliyi bekliyoruz, emekli olduk falan filan. Ama biz sahada hiç yokuz. Maalesef broilerde de, efendim yumurtacıda da. Şimdi bir değerli genç bir arkadaşımızın, Mehmet Akif Bey'in bu tür etkinliklere katılması, sahada en azından sahanın nabzını tutması bizim adımıza cesaret verici bir şey. Çok da mutlu oluyorum. Şimdi Fatih Beylerin ve diğer arkadaşların sektöre lütfen bilim insanlarının da elinden tutması ve ortak çalışmalar yapmak konusunda destek vermeleri gerekiyor. Özellikle genç insanların. Çünkü taşımaz suyla değirmen dönmüyor. Bakın ülkemizin yaşadığı bir aşı olayında ne oluyoruz? Birileri bize aşı verecek diye bekliyoruz. Yarın herhangi bir sıkıntı anında tüy verecek diye de bekleriz. Onun için bizi lütfen, bilim insanlarını bu sektörün içerisine, biz istiyoruz ama lütfen istemesek de çekin. Çünkü eksik bir şekilde gidiyor. Yarın bakın dediniz ki efendim Macaristan'dan şuradan buradan bu ürünleri alıyoruz. Alamazsanız ne olur bir şekilde. Dolayısıyla yerli kaz üretimleri, ki ülkede biz de araştırmalarımızda birçok farklı kaz ırkının olduğunu gördük. Bu noktada yalnız şöyle bir eksik görüyorum ben. Bir çeki düzen verilmesi gerekiyor bu sektöre. Daha doğru dürüst besleme noktasında sıkıntılar var. Yetiştirici konusunda en azından ben farkında değilim. Yani yanlışsam düzeltin lütfen. Bir şey yok yani. Bir yetiştiricilikle ilgili ne çalışacağımıza karar veremedik. Çünkü herkes farklı metotlarla bir üretim yapıyor. Farklı metotlarla üretim yapıyorsa tüy noktasında konuştuğumuz zaman, o zaman kaliteli ve standart bir tüy üretimi de söz konusu olmayacaktır. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ederim bana bu söz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için değerli Ahmet Hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Gerçekten güzel konuya belirttiniz, güzel konulara değindiniz. Biz sektörün içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi kaz konusunda sağ olsun Mehmet Akif Hocam bu işi üzerine aldı. Biz biliyorsunuz Turcaf dergisi olarak bu konu üzerine veya İJEVOP dergisi olarak bu konu üzerine yoğunlaşıyoruz ve önümüzdeki süreçte her bir konuyu bir iki arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Mesela 9'da 10 Eylül'de gösteri ve süs kuşları çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştayları bundan sonraki süreçte Akdeniz Üniversitesi'nden Demir Özdemir hocam doktor ve Ankara Üniversitesi'nden Ahmet Uçar hocalarımız götürecekler. Bu yakında duyuracağız. Yine hindi yetiştiriciliği konusunu sektörle birlikte alacağız. Hasan Eller hocamla birlikte bunu bir iki kişiye emanet edeceğiz. Bu sektörü emanet edeceğiz. Sektörle birlikte gideceğiz, üreticilerle birlikte. Yine daha önceki, bir önceki çalıştayda da söylemiştim. Deve konusu da bizde önemli ama unutulmuş bir konu. Bunu da yine önümüzdeki günlerde duyuracağız. Hazırlığımız bitti. Deve yetiştiriciliği çalıştayını da gündeme alıp bir arkadaşımızı da onlara emanet edeceğiz. Çünkü her konuyu bir iki arkadaşa emanet ederek bundan sonra sektör içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bunu yaparsak başarılı olacağız. Aynı zamanda mesleğimizin etki alanını da genişletmiş olacağız. Yani biz çalışmamız gerekiyor. Sektörle birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra Sayın Hocam, bizim lisanstan da hocamız, bize değerli katkılar bulunan Ahmet Teslik Hocam da az önce katıldı. Kendisinden de bir merhaba alalım. Bir görüşünü alalım hocamın.
Ahmet Hocam. Gönderdin mi Hasan Hocam? Ahmet Hocam. İstek gönderdim. Ahmet Hocam mikrofonunuzu açar mısınız? Mikrofon açma. Buyurun. Şimdi açıldım. Buyurun Sayın Hocam. Şimdi benim kesik kesik gidip geliyor. Bir kopukluk olursa kusura bakmayın. Sevgili İskender Yıldırım'ın gözlerinden öpüyorum. Çok sayışla bahsetti. Teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar kutluyorum. Bu girişimler çok güzel şeyler ve meslektaşlarımı, arkadaşlarımı bu vesileyle internet üzerinde de olsa görünce gerçekten güzel bir şeyler oluyor. Mutlu oluyorum. Şimdi kaz yetiştiriciliğiyle ilgili olarak Erdoğan Selçuk Hoca'nın oturumu olduğu için onunla ilgili bir iki şey de söylemek istiyorum. Hocama sevgilerimi, iyi dileklerimi iletiyorum. Şimdi 1990'lı yılların sonlarında hocanın bir tane Tarım Bakanlığı'nda bir şeyi var. Kaz yetiştiriyor, kaz ırkları, Türkiye kaz varyeteleri gibi bir, o isimde galiba hatırladığım kadarıyla bir kitapçı var. Evet, Tarım Bakanlığı onu yayınlamıştı. Ben de oradan da yararlandım. Fransa'daki bir kongrede Türkiye'deki kazlarla ilgili sunum oldu. Dikkat çekti ve onun üzerine bu girişimim ve onların o dikkati çekmeleri yine 90'lı yılların sonunda Adana'da Su Kanatları Sempozyumu isimli bir sempozyumu hazırlamama neden oldu ve çok miktarda kişi Macaristan'dan, Fransa'dan, Almanya'dan o toplantıya katıldı. Bu vesileyle bu oturuma adını veren hocamı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Hocam, herhalde sorusu veya katkıda bulunmak isteyen var mı arkadaşlar? Son olarak Fatih Bey'e bir söz verelim. Ondan sonra da toparlayalım istiyorum. Söz almak isteyen varsa yine el kaldırsın arkadaşlar. Ben herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Hem bir önceki çalıştığı için hem de bu çalıştığı için benim açımdan çok yararlı oldu. Mehmet Hocam üretici bilgilerini benimle paylaşacağını yazdı. Çok teşekkür ediyorum ona. Bekliyor olacağım. Sonrasında hani harekete geçeriz. Mutlaka araştırırım. Ben hani ne yapabiliriz, ne olur, ne biter tabii. Hani pandeminin de gidişatına bağlı olarak seyahatimi vesaire de planlarım. Hani ülkenin bir kaynağını az veya çok bir şekilde sektörün içerisine katmak ya da ne bileyim en azından bundan küçük de olsa yani hani niş bile olsa bir pazar yaratıp ya da ne bileyim ticari bir ürün çıkarmak bizim açımızdan çok güzel olur. Sadece hani bizim açımızdan değil, ben bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Yani hani Maya Tekstil olarak değil, bundan hani bir ürün çıkartmak, hatta bunu yurt dışına pazarlıyor olmak harika olur. Evet, bunu yapacak yetimiz var bizim. Çünkü yani işte bundan özel bir yastık yorgan serisi çıkartılabilir. Hani adını İstanbul koyarız gibi. Bunların hepsi yapılabilir ve mümkündür. O yüzden yani ben ciddi heyecanlandım. İskender Hocam'ın söylediği gibi hani tabii ki sektördeki akademisyenleri ya da işte üreticileri bu hani ekosistemin içerisine katmak bizim açımızdan her zaman için çok faydalı olacaktır. Çünkü yani benim bilmediğimi siz bilirsiniz. Sizin bilmediğinizi hani ya da görmediğinizi ben görmüş olabilirim. Birbirimize bir şekilde tecrübemizi, işte bilgimizi aktarmış oluruz. Böylelikle hani ülkemizde en azından standartlaşma ya da olan standartların ya da daha iyiye ya da daha yükseğe götürülmesi açısından çok faydalı olacaktır. Bu tip toplantıların ben hani kendi içerisinde tekrar edilmesi gerektiğini,
işte hani bilgilerin tazelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani gönül isterdi ki yüz yüze gelelim, tanışalım, oturalım, kalkalım, hani işte güzel böyle bir konferans olsun. İnşallah seneye ya da belki bir sonraki sene bilmiyorum düzenlendiğinde bir yerde bir araya geliriz. O zaman çok daha belki başka bir şeyler konuşuruz. Hani kendimiz için işte belki hani işte Türk kazı tüyü kullanıyoruz deriz o zaman, bakarsınız. Neden olmasın? Çok seviniriz yani böyle bir şey söylersek. O yüzden hani bu bir başlangıç. Biz bunu araştıracağız. Ses gelmiyor açısın hocam. Herhalde hattan düştü. Düştü tekrar. Herhalde. Hasan hocam sizden bir son yani, değerlendirme alalım. Geldi tekrar. Buyurun Fatih Bey. Ya sebepsiz yere düştüm bilmiyorum. En son nerede kaldık ama hani bu toplantının bir şekilde günün birinde tekrar edilmesi gerektiğini, gelişmeleri tekrar aktarmak istediğimi, en azından sizlerle de paylaşmak istediğimi söyledim. Çok mutlu olurum. Sizlerin hepinizi hani tanıştığıma çok sevindim. Hani benim için bu bir kazançtır öncelikle. Bana her zaman hani yazdığım bilgilerimden ulaşabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hani gece, gündüz, hafta sonu hiç önemli değil. Ben hani sürekli olarak cevap veririm, yardımcı olmaya da çalışırım. Elimden bir şey gelirse sizlere. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Hasan Bey buyur Sayın Hocam. İki tane Hasan Hocamız var. Bana mı söylüyorsun? Eleroğlu'na söyledim. Peki, sevgili katılımcılar, hakikaten bu pandemi süreci içerisinde bu tip toplantılardan verimli bir sonuçların çıkması bizi sevindiriyor. Tabii herkes mutlaka teşekkür edeceğimiz birçok yerlerden bir tanesi NİDE, Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin teknik altyapısını kullanarak sizleri bir araya getiriyoruz. Kesintisiz bir hizmet verdiğimiz için de yönetime teşekkür ediyoruz. Bunun dışında konuyla ilgili hakikaten ciddi adımların atılacağını görüyorum. Bu çalıştayların faydası da budur ve buna benzer serbest kürsü gibi konuşup ortak akılda birleşip geleceğe yönelik bir takım perspektifleri çıkartmak ve sorumluluk alanı içerisine bazı kişileri yerleştirmek ve buna yönelik araştırmalar yapmaya ihtiyacımız var. Ayrıca ülke olarak da her türlü imkanı değerlendirmek, her türlü kaynağı kullanmak durumundayız. Bilmiyorum Fatih hocam, kardeşim bizi işitiyordur. Balkan ülkelerinde ki üreticilerle zaman zaman görüştüklerimizde bize diyorlar ki biz asıl üründen çok geri dönüşüm üründen de para kazanıyoruz. Yani hayvansal atıkların geri dönüşümünden de ciddi paralar elde ediyoruz. Maalesef ben burada bir şey söyleyeceğim. Belki biraz aşırı olacak ama tüketimde çok hovarda bir milletiz. Karkas randımanının %, büyükbaşlar için konuşuyor, %50'sini yiyor, geriye kalan %50'ye hiç yüzüne bakmıyoruz. Bu kanatlı sektöründe de öyle, diğerlerinde de öyle. Halbuki bu atıkların çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bir önceki oturumda sanıyorum tarımdan gelen, TAGEM'den gelen arkadaşımız ya da valilikten kan unuyla ilgili bir şey söyledi. Bakın bu konuda benim hakikaten Türkiye'nin Sivas merkez olmak üzere 10 ilinden elde edilecek kan unu üretiminin yılda 3000 ton olacağının hesabını yaptık. Ve bunun çok ciddi anlamda bir getirisi olacağını biliyoruz ama işte burada mesela Fatih gibi bir kardeşimiz de olsaydı böyle bir toplantıda ya tamam kan unu da ben değerlendireyim dese yılda kendisini amorti edebilecek ve aynı zamanda çevre kirliliğini de ortadan kaldırabilecek bir proje. Umarım birileri sahip çıkar. Biz bilim insanları şunu yapıyoruz. Tüccar değiliz Fatih kardeşim. Aha bulduk bir hazine. Kazma burada, kürek burada. Nasıl çıkartılır? Buyurun siz çıkartın diyoruz. Gerisi artık sizin işiniz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca hem dergimiz
hem konferans sistemimiz hem de diğer çalıştay programlarımızda sizlerin katılımınızı görmekten mutluluk duyacağız. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Evet değerli katılımcılar, bu çalıştayda gerçekten güzel çıktılar aldığımızı düşünüyoruz. Her şeyden önce üretilen ürünlerimizi değerlendirecek bir sektörün olduğunu öğrendik. Bu sektör temsilcisi Fatih Bey de bize cesaretlendirdi. Ben varım dedi sektör olarak üreticilerimize destek açısından. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve belki bundan sonraki süreçte tedarikçi zincirinin oluşturulması Fatih Bey açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar oluşturulacak. Aynı zamanda tüy açısından bundan sonra kaz tüyü kalitesini ve kaz tüyü kalitesini etkili olan yetiştirme, besleme, barınma gibi faktörlerin neler olduğu konusunda biz bilim adamları çalışacağız. Yine bu alternatif kanatlardan veya kaz konusunda projelerimizin desteklenmesi gerekiyor. Bu projeleri destekleyecek olan birimlerin bize destek olması gerekiyor. TÜBİTAK ve Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların buna destek olması gerekiyor. Bunun için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri yine ana unsur kazlarda et üretimi, fakat diğer yan ürünlerden tüyle ilgili de fizibilite çalışmalarının veya ekonomik çalışmaların yürütülmesi gerektiği sonucu ortaya çıktı. Belki bizim fakültemizden ben bir hocamıza bunu söyleyeceğim ve bu konuyu belki ele alacağız. Bu ekonomik konuyu da ele alacağımızı düşünüyorum. Son olarak da yine az önce de söylemiştim. Bu konuyu takip edecek bir koordinasyon grubunun oluşturmamız gerekiyor. Bu koordinasyonu zaten şu an Mehmet Akif Hocam takip ediyor. Mehmet Akif Hocam'ın yine Türkiye'de Kaz Yetiştiricileri Derneği var. Kaz Yetiştiricileri Derneği bakanlık ve sektör temsilcilerini birlikte koordine etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu düşüncelerimi söyledikten sonra bu çalıştayın Türkiye kaz üretimine veya kaz tüyü sektörüne önemli katkılarda bulunacağı düşüncesindeyim. Bir sonraki çalıştay, kaz yetiştiriciliği çalıştayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ev sahipliğinde yapılacak ve bir yıl onların koordine edecekler. Bundan sonraki bir yıl, önümüzdeki bir yılın koordinasyonu kaz konusunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde onlara da başarılar diliyorum. İnşallah o toplantıda şunu duyarız biz, işte Türkiye'de üretilen kazlar, kaz tüyü, işte şunun tüyünün şu kadarı işleniyor, şu kadarı toplandı gibi düşünceleri veya bilgileri alırız. Bu düşüncelerle beraber bu çalıştaya katıldığınız için sayın hocalarıma, diğer katılımcılara, bakanlık yetkililerine, özellikle daire başkanımız Cengiz Bey'e, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Serdar Bey'e ve diğer bütün hocalarımıza, Ahmet hocamıza, yine Kudret Saylam hocam, başta da söylemiştim, ben de emeği çok büyüktür, yüksek lisansta hocam. Hasan Rüştü hocam hiçbir zaman bize hayır demez, sağ olsun, her zaman bize destek verir. Geçen yıl hatta Kayseri'ye çalıştığa gideceğiz hocam dediğimizde, hay hay dedi, o karda, kışta gittik, geldik, kendileri çok sağ olsun. Fatih Bey yine Maya Tekstil'den bizi kırmadı. Diğer arkadaşlarımızdan hepsi bizi kırmadılar. Bu çalıştaya destek verdiler. O nedenle hepsine saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Çalıştayı burada kapatıyoruz. Bay bay herkese. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.